Nerede kaldı bunlar ya? Ben sana dedim bir iş var diye. Araştırdım Cevdet Başkomiseri. Hiç öyle biri değil. Kapı gibi sağlam diyorlar adamı. Biz ne kapılar gördük? Kağıttan maymuncuk der yurt abi. Hop bütün kapıları açar. Eski toprak Cevdet Komiser. Onlara teklif bile edemezsin. Parayla döver adamı. Abicim. Ne yaptınız güçlü? Nedir olay? Gelmediler abi. Hala bekliyoruz. Ben bir iş var diyorum da Burcu inanmıyor bana. Tamam beni bilgilendir. Burcu yanında mı? Ya siz acaba şu numara alışverişini yapsanız mı artık? Santral memuruna döndüm ben de aranızda. Ver sen ver. Bir mesele var. Bizim hemşire Küba'ya kaçmış. Hemşire Küba'ya? Belli ki biri yollamış. Onu bulmamız lazım. Ha polislik olay diyorsun. Tamam dur verdim. Bilete falan baktınız mı? Oh be. Sonunda şu konuya derin giren biri çıktı. Baktık. Bir şey çıkmıyor. Tamam. En son gördüğün yeri saati yaz yolla. Ben bir bakayım. Bu kızı kaçırma güçlü. Zeki çocuklar için son şansın. Ben sana tanısan seversin demiştim. Hı? Abimden bahsediyorum. Laf çıkarma. İş ilişkisi. Aynı konuyu araştırıyoruz farkındaysan. Bak yine ya. Bir kere de evet iyi insanmış desen, kötü başladık sonradan değişti desen ne olacak? Ne düşünüyorsun onu söylüyorum. Yalnız senin dediklerinle yaptıkların birbirini tutmuyor. Ne yapmışım ben pardon? Komiserim, bugün benim için kendi ortağına silah çektin. Şikayetçi sıfatıyla geleceğim ben. Yok şikayet falan. Önce bir ne olduğunu anlayalım. Hadi git sen bekleme burada. Git haber veririm ben. Başkomiserim, biraz konuşabilir miyiz? Ortağını merak ediyorsun tabii komiser. Normaldir. Efendim, önemli benim için. Acaba diyorum ki biz seni de mi sorguya alsaydık? Anlamadım. Böyle Ruslar. Narkotik mevzuna sen de mi bulaştın? Anlayamıyorum başkomiserim. Gel benimle. O gece mi? E bak işte tarihi var orada. Sizinle ne ilgisi var? Ertan'ın çatıştıkları. Uyuşturucu satıyorlar. Hızları da kurye olarak kullanıyorlarmış. Sizin gerizekalıları bu Rus kıza sevdalanmış. Kız da bunu ayakta uyutuyor. İyi de bunu bize niye söylememiş? Kızım erkek bu erkek. Sevgilin pavyonda çalışıp uyuşturucu taşıyordu. Ben de keriz gibi inandım mı diyecek sana? Sorguda şu anda. Siz buyurun oturun, biz gerekli bilgileri size vereceğiz. Ne oluyor? Sen yine ne geldin? Kumpir getirdin. Kumpir? Kumpir. Sevmez misin kumpir? Kim sevmez ya kumpir? Ne oldu ben yok? Mithat. Bu kız mıymış sevgilisi? Aşık vallahi. Bak sen şu bizim Ertan komisere. Kız Ertan'ın sevgilisi miymiş? Bu kız için olmuş her şey.
Yani uyuşturucu kuryesiymiş. Bir işi ters gitmiş. Bizim de saldırıya uğradığımız gecede Ertan bunu kurtarmaya gidip bir takım karanlık heriflerle çatışmış. Niye kimsenin haberi yok peki bundan? Görüntüleri izletti Cevdet Başkomiser. O gece yaralanıyor. Aynı bacaktan tam da o gece yaralanıyor. Belli oldu şimdi. Vallahi bence yönetmen koltuğunda yine Oktay Şahin var. Ne alakası var? Davaya bile o bakmıyor. Bakar o bakar. Her şeye, her yere bakar. Sinek gibi bin tane gözü var. Nedir durum doktor? Seninkinin işi tamam. Kısa bir süre uzaklaştırma alacakmış. Sağ olun. Estağfurullah. Yurdal bir şey ister de ben yapmaz mıyım? Çok yardımını gördüm. Her derde devasınız doktor, ne diyeyim. Sizin iş halloldu mu, aklandı mı hanımefendi? Şimdi çıktı. Kuryeliği çözemedik ama en azından itirafçı oldu. Benimle olan durumu da ortaya çıkmaz, merak etme. Ben o işi takip edeceğim, merak etmeyin. Savcım, iyi misiniz? Biz neden burada görüşüyoruz? Bizi görecek kimse yok Ertan. Mobeseler de yok. Ben size çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Beni kurtarmak için çok şey yaptınız. İkimizin de çıkarı ne oldu? Senin için yapmadım. Hoş. Seni kurtarmasaydım bile sen ağzını açıp konuşmazdın. Yapar mıyım öyle şey? Ben de onu söylüyorum. Yapmazdım. Aklından bile geçmezdi. Silahın yanında mı? Evet. Versene onu bana. Silahımı değiştirsem mi diyorum. Belki seninkinden isterim. Şimdi senin durumun ne? Açığa mı aldılar? Evet savcım. Sağ olun. Böyle aktif görevden alınan adamlarda genelde çok görülür. Ya kendilerine alkole veriyorlar ya da depresyona girip olur olmadık yerlerde intihar etmiş halde bulunuyorlar. Dikkat et. Emredersiniz. Gerçi ben seni işsiz bırakmam. Senin gibi güvenilir, ağzı sıkı adamı nereden bulacağım değil mi? Bu Yurdal Sargun'un yurt dışına kaçırdığı bir hemşire var. Meral hemşire. Burcu komiser onu kimin kaçırdığını arıyor. Olayda kullanılan aracın peşinde. Sen ondan önce bulacaksın. Tamam. Burcu'nun öğrenmesine engel mi alayım? Bilakis onun öğrenmesini sağlayacaksın. Bana haber vereceksin. Ben de sana ne yapacağını söyleyeceğim. Emredersiniz. Madem müteşekkirsin, hallet bunu. Emredersiniz. Savcım. Bu. Sende kalsın. Baktıkça
Sana yaptığım iyilikleri hatırlarsın Ertan. Sağ ol. Efendim abi? Bulduk Güçlü, bulduk. Burcu komiser öğrenmiş arabanın plakasını. Burcu seni mi aradı? Konu bu mu Güçlü? Değil abi tabii ki de. E süper haber. O şerefsiz her kimse bir adım sonra ensesindeyiz. Bulduk bu sefer. Geliyorum seni almaya, yakınlarındayım. Tamam, hazırlanıyorum ben. Buyurun komiserim. İyi. Buradan kiralanmış araç değil mi? Evet komiserim. Aslansın Mithat, sağ ol. Sağ olun komiserim. Hemşireyi götüren aracın nereden kiralandığını buldum. Ne yaptın Ertan? Savcım, bu araba kiralama Yurdal'ın adamı Rıza'nın kirli işler için sürekli kullandığı yermiş. Uğurlu gelmiyor demek ki. Burcu komiser öğrenmiş mi? Öğrendi, öğrendi. Sağ olsun içerideki arkadaşlar hallettiler. O zaman Savaş da öğrenmiştir. Ya ayıp değil mi sana mesai arkadaşını bunlara kaptırıyorsun? Benim tarafım belli savcım. O da aklını kullansaydı. Şimdi bu adamlar bu işe alışkın. Yemlenmişlerdir bunlar. Karınları toktur. Savaş bile olsa vermezler Yurdal Ağa'nın ismini. Siz merak etmeyin, ben onların açıklarını yakaladım. Siz yeter ki kime ne söylesinler onu söyleyin. Güzel. Aferin Ertan. Doğruyu söylesinler o zaman. Versinler istedikleri ismi. Savcım, benim anlamadığım bir şey var. Bu işin size, daha doğrusu bize faydası ne? Yani biz bu adamlara neden yardım ediyoruz? Ertancığım, burada sana ayırdığım sürenin sonuna geliyoruz. Beni hemen sahada bırakıyorsun. Arama artık. Müsait değilim. Metin, bana bir araba ayarlayın. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.